Öncelikle size teşekkür etmek istiyorum güzel dilekleriniz için. Evet, maçın sonundaki pozisyonda oldu ve bu boş olan bir pozisyon değildi. Ne yazık ki tabii ki de kırmızı kartı gerektirebilecek bir pozisyondu. Özellikle benim geçen sene tabii ki de hak etmediğim bir kırmızı kart yediğim bir pozisyonda düşünecek olursak bu çok saygılı bir davranış değildi. Bu sadece sarı kartla geçiştirilmesi çok hoş değil, çok hoş bir durum olmadı. Benim ve benim takım arkadaşlarım açısından çok utanç verici bir durumdu. Futbol zevk alarak oynanması gereken bir oyundur. Elbette benim de yüzlerce kez yapmış olduğum gibi savaşabilirsiniz ama bunu insanlara veya karşınızdaki kişilere zarar vermeden yapmanız gerekmektedir. Maçın değerlendirmesine gelecek olursak 20-25 dakikası ilk 20-25 dakikayı çıkartıyorum. Genel itibariyle Beşiktaş'ı domine ettik diyebilirim. İstediğimiz şansları bulduk ve bunları da doğrudan gole çevirebildik. Takım adına 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Çünkü ikinci derbiyi oynadık bugün. Kendi evimizde oynadık ve puan kaybını çok fazla tolere edemeyecektik. Öncelikle bu sorudan yorulduğumu belirtmek istiyorum. İnsanlar bunu sadece sormuyor. Aynı zamanda gazeteciler de soruyor. Bundan dolayı da şimdi ben soruyorum. Trabzonspor'da bizim takımımızda bu pozisyonda oynayabilecek başka birisi var mı? Hani onların oynasalar performansları nasıl olur? Ya da benim bu oynadığım performanstan memnun değil misiniz? Bunu size soruyorum. Tabii ki de 10 numara pozisyonda oynayan bir arkadaşımız var. Abdüş gayet de güzel oynuyor. Bardi de var aynı zamanda. Tabii ki 8 numara pozisyonda oynadığım sürece gole şansına biraz uzak kalıyorum. 10 numara pozisyonda oynadığım kadar gol şansı yaratamıyorum. Ve ben bu konuda kendimi de eleştiriyorum. Ayrıca Galatasaray maçında kötü oynadığım bir maçtı. Ve hatta ilk golden de gayet de sorumluyum. Bunu biliyorum. Ama bu pozisyonda oynuyorsam ve bundan memnun değilseniz bunun için yapabileceğim çok fazla bir şey yok. Hakemlere her zaman saygı duyuyorum. Türkiye'de bulunduğum süre içerisinde onunla da gayet güzel bir iletişimimiz olmuştu. O bana yardımcı oldu, ben ona yardımcı oldum diyebilirim. Ne yazık ki performansından dolayı hani çok fazla eleştiremem. Ona maçtan sonra nasıl hissettiğimi, neler düşündüğümü de söyledim. Herkes hata yapabilir. Bu gayet normal bir şeydir ve ben bunu da anlayışla karşılıyorum.